Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Maybelline'in yeni gelen Lifter Gloss'larını inceleyeceğiz. Ürünlerin hepsini aldım. 6 tane gloss var. 5 tanesi yeni çıkan ürünler. Bunlar tamamen içerisinde bronz tonların olduğu ışıltılı renklerden oluşuyor. Bunlar yurt dışında da yeni çıkan renkler olarak geçiyor. Bize daha önceden gelen renklerden, gelmeyenlerden topaz rengini de getirmişler. Bu çok istek alan bir renkti. Keşke önceki seride bu da gelseydi denilmişti. Topazı da getirmişler. Yine şöyle ki önceki seride 15 tane renk var. Ben daha önceki serinin videosunu yapmıştım. O videoyu da linkini bırakacağım. İzlemeyenler oradan önceki 7 tane gloss'u izleyebilir. Onları da hatta yanımda getirdim ki size o renkleri de böyle kısaca göstermek için. bu ilk gelen renklerde yine ışıltılı renkler vardı. İlk 3 özellikle 1 2 3 daha ışıltılı görünen renklerdi. E diğerleri ise 4 5 6 7'de özellikle son 3 renkte daha az ışıltı var ama gloss yapıdan dolayı böyle birazcık daha parlak görünüyorlardı. İçerisinde sim olan, yine çok hafif sim olan bir de 4 numara vardı silk rengi. Bugün benim dudağımda aslına bakarsanız eski seriden Reef rengiyle amber rengini yani 6 numarayla 7 numarayı ben üst üste karıştırdım ama üstte görünen amber rengi onu da merak edenler için söylemiş olayım. Ben yapılarını çok beğeniyorum bu glossların. Hyaluronik asit içerdiği için dudakları inanılmaz güzel nemlendiriyorlar. Yeni seride bize gelenler de aynı şekilde dudakları nemlendirme özelliğinde olan ürünler. Renkleri sizlere Instagram üzerinden sordum. Hangilerini incelememi istersiniz diye. Çok farklı renkleri söylediniz. Toplamda hepsini diyenler de çok oldu. O yüzden ben de bu bir inceleme kanalı olduğu için yeni ürünleri sizlerle birlikte burada deneyimlediğimiz için bu ürünlerin hepsini alarak hemen taze taze bir bakalım dedim. Evet şimdi bu kadar konuştuktan sonra gelelim renkleri incelemeye. Şimdi renkleri ben sırasıyla uygulayacağım. Hem size swatchlarını göstereceğim yakından kolumun üzerinde. Hem de dudağımdaki uygulamalı halini de göstereceğim. Öncelikle 9 numarayla başlayalım. 9 numara topaz rengi. Bu dediğim gibi ilk çıkan 15 tane rujdan bir tanesiydi. Gloss'tan bir tanesiydi. Fakat bizim ülkemize gelmemişti. Bu Fenty muadili olduğu söylenen renklerden bir tanesi. Çok da güzel bir rengi var. Ben şimdi bunu ilk önce size kolumun üzerinde gördüğünüz gibi rengini gösteriyorum. Rengi böyle hafif kendini kolun üzerinde çok belli etmese de aslına bakarsanız bir gloss olarak dudakta çok güzel duran bir ruj. Tek başına da uygulayabilirsiniz veya böyle Newton rujlarınızın üzerine de geçebilirsiniz. Harika bir rengi var. Şimdi gelin bu ruju temizleyeyim. Ondan sonrasında 9 numarayı dudaklarıma uygulayayım. Evet, Topaz renginin dudaktaki duruşu bu şekilde. Çok güzel aslında bakarsanız güzel bir Newton kendi kendine çok fazla göstermiyormuş gibi gelse de altında hiçbir renklendirici yok. Dudağımı tamamen silerek uyguladım. Gördüğünüz gibi çok doğal duran ama rengini de hafifçe veren çok güzel bir ruj bence. Günlük hayatta rahatlıkla kullanılabilir. Akşam makyajlarınızda da kullanabilirsiniz. Yine dediğim gibi rujların üzerine böyle bir ışıltı vermek için... ...gloss etkisi yaratmak için de kullanılabilir. Bu arada daha önceden deneyimlememiş olanlar için ben söyleyeyim. Aplikatörleri çok 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 uygun ve ergonomik. Dudağınıza değdirdiğiniz anda... ...zaten şu uç kısmının kalınlığı tam dudağınızın kalınlığına denk geliyor... ...ve içerisinde şu başlık kısmı ürünü çok güzel emdiği için... Dudağınıza yedire yedire bol bol sürmenize imkan sağlıyor. Asla taşırmıyorsunuz da çok konforlu, yumuşacık başlıkları var. Yani gayet güzel sürülüyor. Dediğim gibi 9 numaralı topaz renginin dudamdaki duruşu bu şekilde. Numara sırasına göre gidiyoruz. O yüzden sıradaki numaramız 16 rast rengi. İçlerinde en koyu böyle can alıcı güzel böyle bir kırmızı gibi gözüken kırmızı tonlu gibi gözüken aslında içerisinde turunculuk da barındırıyor. O pas renginden gelen böyle hafif bir turunculuk da var. En canlı renk buydu sürdüğüm seri içerisinde. Diğerleri birazcık daha böyle kendini ten üzerinde ambalaj üzerinde çok güzel gözükse de ten üzerinde yani koluma sıvaşlarken daha az gösterdi. Ama bu tamamen bir böyle gloss ruj havasında. O yüzden tek başına rahatlıkla uygulanabilecek bir renk. Aslında bunu sona saklamak istiyordum. En son dudağımda bu kalsın diye. Hepsini deneyelim. Bakalım en son beğendiğimizle kapanışı yaparız. Şimdi 16 numaralı Rust'ı deneyeceğiz. Bu dediğim gibi son 5 renk seride yeni çıkanlardan. Şöyle söyleyeceğim size. Kendi web sitesinde de Maybelline'in New Bronze Shades olarak geçen Rust, Copper, Bronze, Gold ve Sun olarak 5 tane renk çıkarmışlar. Ondan önce bize gelen birden başlayarak ambere kadar 7 renk gelmişti bize. Pearl, Ice, Moon, Silk, Petal, Reef ve Amber gelmişti. Bundan sonrasında mesela Stone rengi var. Yine nude sevenlerin çok seveceği fakat o Stone bize gelmedi ve şu anda da getirmemişler. Topaz rengi az önceki uyguladığımda yine bu seride var olan ama ülkemize girmemiş olan Crystal, Brass, Opal, Ruby, Heat ve Sand renkleri var. Bunlar da yine gayet güzel renkler. Heat özellikle böyle çok güzel bir pembe tonla benziyor burada resimdeki görüntüsü. Ee, Ruby de yine böyle birazcık içerisinde mürdümlük barındıran bir renk. Ee, gayet güzel renkler ama dediğim gibi bize gelmedi bu renkler. Belki ilerleyen günlerde bunlara rağbet çok fazla olursa gelebilir. Şimdi hadi gelin yeni serideki 16 numaralı Rust'ı hemen dudaklara uygulayalım. Bu çok güzel bir renkmiş. Gerçekten çok güzel bir renkmiş. Ben genelde böyle çok koyu tonları fazla sevmem ama bunda kızıllık barındırdığı için içerisine benim çok hoşuma gitti. Normalde böyle bir ruj olarak da kendi çok göstererek kullanılacak bir renk olduğunu düşünüyorum. Açıkçası şu anda da biraz kendime de yakıştırdım böyle hoşuma gitti rengi. E, bayağı belirgin bir ışıltı var tabii ki ama rengin tonu da efsane. Bence böyle parlak ve kendini gösteren tonları sevenler bu rastı kaçırmasın derim. Bu arada bunlar şu anda indirimde. Sanırım 14 Şubat'a kadar sürecek olan böyle bir indirim var. Ben Watson's'tan aldım. Ürünlere Watson's'tan ulaşabilirsiniz. Başka yerde satılıyor mu bilemiyorum ama yine ben bulduğum linkleri aşağıya ekleyeceğim ürünlerle ilgili. Dediğim gibi Rust'ın rengi bu şekilde. Hafif böyle bir turunculuk var diyeceğim ama çok hafif var. Yani böyle çok aşırı turuncuya bakan bir renkte değil daha çok kızıllık barındıran böyle bir tondu. Evet 16 numaralı Rust'ın dudaklarımdaki duruşu da bu şekilde. Hafif böyle bir tatlı tatları var. Yani böyle dudaklarımı silerken böyle bir tatlımsı şekerli gibi bir tadı da geliyor onu da söyleyeyim. Kokularından bu arada bahsetmedim. Bir de kokularından da bahsedeyim. Çok hafif güzel bir kokusu da olduğunu söyleyebilirim. Böyle şeker gibi falan kokuyor ama çok yoğun bir şeker gibi değil. Böyle koklanabilir yani sizi yormayacak bir şeker kokusu var. Şimdi sıradaki renge geçtik. 17 Copper rengi. Bu renk tamamen bir bakır renk. Ambalajında görünen çok güzel bir bakır. Koluma transfer olan rengi de çok güzeldi. Mesela bunun şu anda far olduğunu düşündüm. Yani gerçekten güzel bir far olabilir bundan. Ee, böyle Natasha Denona'nın farlarına falan benziyor. Ambalajları da zaten bu şekilde olmasından dolayı veya Stila'nın farlarına benziyor. Şimdi hemen bunu gelin uygulayalım dudakta. Bakalım 17 numaralı copper rengi dudaklarımda nasıl duracak. Gördüğünüz gibi tam adı gibi böyle bir bakır tonunda. Çok çok da böyle bir çiğ bir bakır tonunda değil ruj olarak gayet rahat kullanılabilecek bir renk yakalamışlar bence. İçerisindeki ışıltı da gayet güzel dozunda olmuş. Tek başına yine sürmek için oldukça uygun. Dudağınızın rengini tamamen kamufle ediyor. Kendi rengini de gayet güzel veriyor. Tek katta bile yoğun bir şekilde uygulanabiliyor ve bu şekilde de dudaklarımda duruşunu görüyorsunuz. Bunu da çok beğendim. Hatta bugünkü makyajımda da biraz rengi uydu. Hafif böyle bir ışıltılı farlarım da var. Onlarla da böyle yakıştığını düşünüyorum. Zaten şu ana kadar uyguladığım diğer bütün lifter glossları da çok beğenmiştim. Böyle ışıltılı ve yumuşak yapısı olması hoşuma gitti. Kapur rengi de bakır tonlarını sevenlere hitap edecektir. 17 numaralı kapurun dudaklarımdaki duruşu da bu şekilde. Bu arada bu rujları her seferinde silip çıkarırken gerçekten şu anda daha kolay olduğunu düşünüyorum. Gloss olmasının verdiği avantaj geçenlerde Zip Zipit serisindeki tüm rujlarını denerken Likit mat oldukları ve çok çabuk sabitlendikleri için onları çıkarken epeyce mücadele etmiştim. E, o zaman dudaklarım birazcık daha böyle hafif deforme olur gibi olmuştu aralarda. Yine krem sürüyordum. E, bunlarla şimdi uygulamada çok kolay bir şekilde hemen ıslak mendille sildiğimde çok kolay çıkıyor. E, ama dudaktaki yine kalıcılığı bence gayet başarılı gün içerisinde. Tabii ki maske taktığınızda maske elbette ki transfer olacak. Ama maske olmayan ortamlarda da bir şey yiyip içene kadar bir süre sizi çok rahat götürecek olan yoğunlukta olduğunu söyleyebilirim. Öyle hemen yok olacak, uçacak, kaçacak gloss değil yapıları itibariyle. Geldim 18 numaralı bronz rengine. Çok güzel. Dıştan bakınca görünümü o kadar güzel ki. Harika bir rengi var. Biraz daha kapırdan koyu. Hafif kahverengilik içerisinde daha belirgin. Böyle bal rengi gibi. Yoğun böyle bir çam balı rengi sanki. Bana öyle gibi geldi. Hemen bunu da uygulayalım. Bakalım nasıl duracak. Bu bronz renk mesela az önceki kapıra göre biraz daha açık kaldı bence. Hani kapırda o böyle bakır görüntüyü daha iyi verirken 17 numarada. Bu 18 numara bronzu ben renk bakımından biraz korktum açıkçası. Hani sanki dudağımda daha kuyu bir renk gibi duracak zannettim. Ama sanki az öncekinden daha açık gibi geldi. Yine böyle kahve ton var içerisinde. O bronz rengi görebiliyorsunuz. Ama dudaklarınızın üzerinde hani çok böyle kendi rengini fazla fazla vermeden bir ışıltı veren tek başına da yine ruj üzerine de benzer tondaki rujların üzerine de gloss olarak geçirip uygulanabilecek tondaki bir ruj olduğunu düşünüyorum. Bir gloss olduğunu düşünüyorum. Bunu da beğendim. Gayet güzel. Sizler ne düşünüyorsunuz? En çok hangisini beğendiniz? Aşağı yorumlara yazmayı unutmayın bu arada. İki tane kaldı en son uygulayacağımız. Onlardan sonra izledikten sonra hepsini aşağı en beğendiklerinizi yazın lütfen. Evet dediğim gibi 18 numaralı bronz renginde dudaklarımdaki duruşu bu şekilde. Geldik sondan bir önceki gold rengine. 19 numaralı gold renk. Adından da anladığınız üzere tamamen bir altın renk. Gerçekten altın renginde ama altın renkten ya biraz daha böyle biraz daha turuncuya bakan bir altın renkte. Tam gold renkte değil bence. Biraz içerisinde hafif böyle bir minik bir turuncu ve kahvelik tonu gibi var ambalajda görünen. Hemen uygulayalım bakalım dudakta nasıl duracak. Evet bu dediğim gibi içerisinde gold yansıma tabii ki var. Ama sanki böyle kırmızı altın gibi, birazcık turunculuk var içerisinde. Tamamen böyle sarı altın gibi değil. Ama kırmızıya bakan, turuncuya bakan bir altın renkte gibi. Daha böyle bir güneş güneş rengi gibi olmuş. E aslında bir sonrakinin adı san ama bu da san olabilirmiş bence. Birazcık da turunculuk ve minimal bir turunculuk yavru ağzı tonu hafif içerisinde barındırdığı için bunu da çok beğendim. Tek başına yine rengini gayet güzel gösteriyor bence. Dudaklarımı tamamen örttü kapattı şu anda. Böyle dediğim gibi rengi gerçekten hafif oturunculuğu siz de görüyorsunuzdur. Çünkü birebir aynı renkleri size yansıtmaya çalışıyorum ben de. Şu an benim gördüğümün aynısı sizin de gördüğünüz. Ben bunu da çok beğendim. Ve günlük makyajlarımda da rahatlıkla kullanırım. Hatta bugünkü farımla en çok bu gitti şu ana kadar sürdüklerimle. Belki kapanışta yine bunu tekrardan uygulayabilirim. Evet 19 numaralı gold rengin dudaklarımdaki duruşunu görüyorsunuz. Hemen sıradaki ruja geçelim. 20 numaralı sun rengindeyiz. Bu en açık yani serideki bu son 5'li de e, ve yeni gelenler içerisinde tamamen e, en açık renk bu. Bu aslına bakarsanız sanki eskiden olan yani ilk serideki pearl biraz gümüş renkli gibiydi. Bunun daha böyle sıcak tonlu olanı. Soğuk isteyenler hani bir numara pearl'ü bakabilir, alabilir. Bu bu arada renksiz gibi duruyor dudaklarınızda. Bu da aynı şekilde ama çok hafif bir tık daha incecik böyle bir güneş rengine bakan, sarıya bakan bir renk yapmışlar. Hemen uygulayalım. 20 numaranın duruşunu da görelim. Evet bu çok renk veren bir gloss değil tamamen dudağınızın üzerinde böyle ışıltıyla kaplayan daha natural tonlu bir gloss ama bu tür dediğim gibi bu tür glossların da avantajı her rujun üzerine uygulanabilmesi oluyor tabii ki. Yine tek başına da natural makyajları sevenler bu gloss'u daha böyle günlük hayatta kullanabilirler diye düşünüyorum ben. Çok böyle çok minimal bir renk veriyor ve dudağıma hani bir şey sürmüş olmanın verdiği o bir düzelmeyi yapıyor aslında. Hani dudaklarım hiçbir şey yokken daha kötü görünürken bunu sürdüğümde daha böyle kendini gösteriyor ve birazcık daha sağlıklı görünüyor aslına bakarsanız. O yüzden nötral böyle hiçbir şey yokmuş gibi ama parlak dursun diyenler san rengine de bakabilirler. Bu da bu şekildeydi. Ben şimdi az önce sürdüğüm ve bu makyajıma da yakıştırdığım gold rengi 19 numaraya tekrardan sürerek geri geliyorum. Gold rengiyle böyle ışıl ışıl pırıl pırıl bir şekilde bitireyim istedim. Kapanışta da bu şekilde bitirelim videoyu. Evet yeni gelen renkleri şöyle bir genel olarak yorumlarsak. Yapıları tabii ki daha öncekilerle birebir aynı. Yumuşaklık, hissiyatı, dudaklarım asla germemesi ve yapış yapış yapmaması. En güzel tarafı bu. Yani normal glosslar biliyorsunuz pek çok glossta dudaklarınızı böyle zamp gibi yapıştırıp açarken böyle ağdalı gibi böyle bir yapışkanlık oluyor. Bunların en güzel tarafı asla yapışkan hissetmemeniz. Konuşurken mesela dudağın iç tarafında hani birikme vesaire de yapmıyor. Nem vermesi güzel, hyaluronik asit içermesi güzel. Ambalajları çok güzel zaten. Oldukça şık ve bence fiyatları da Fenty muadili olarak gayet uygun olduğunu düşünüyorum. Bu video içerisinde denediğim bu 6 tane rujla ülkemize gelen serideki tüm rujları da denemiş oldum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Önceki seriden veya bu seriden beğendikleriniz hangileri aşağı yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım renkleri görebilmeniz açısından, fikir verebilmesi açısından size. Çünkü test ürünleri deneyemediğimiz için e, sizlere de bu şekilde hem dudaktaki duruşu hem de kol üzerindeki duruşlarını fikir vermesini istedim. Umarım faydalı olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum.